İlk defa Tekirdağ Spor için denemiş olduğumuz el ele programı tüm siyasilerden, siyasi kurumlardan hiçbir destek, hiçbir şey görmedik. Zannediyorlar ki Tekirdağ Kastamonu'na değerlendirilmiş yılıma istiyorlar. Şunu buradan açık ve emine söylüyorum. Biz Kastamonu'na değerli olarak, evet doğduğumuz yer Kastamonu, doğduğumuz yer Tekirdağ. Biz Tekirdağ'dayız. Bu programa başlamadan önce biz şu eleştiri aldık. Dediler ki siz Kastamonu'sunuz, Tekirdağ Spor'la değişiriz var. Ben 35 yıldır Tekirdağ'da yaşıyorum. Benim bir çocuğumun kimliği Tekirdağ. Doğum yeri Tekirdağ. Demet de Tekirdağ'daydı. Tekirdağ merkezde 5.280 Kastamonu var. Trakya genelinde 27.000 Kastamonu var. Ben şunu arz etmek istiyorum. Tekirdağ Spor'a gönül veren Tekirdağ Spor taraftarlarına, Tekirdağ'da Tekirdağ iş adamı yapan değerli iş adamlarına, Tekirdağ Spor'dan başka hiçbir şey yoktu. Tekirdağ Spor sizin onurunu, gururunu, namusunu, şerefinizdir. Buradan açık ve resmi söylüyorum tüm siyasetlere. Tümüne davet ettik. Tümüne onur ettik. Buraya davet ettik gelmedi. Ve biz de seçim zamanı ona göre davranacağız. Ben Tekirdağ Kastamonu'na dernek başkanı olarak benimle şu uğraştılar. Hala da uğraşıyorlar. Bizim hiçbir siyasi kuruma, hiçbir siyasiye asla boyun eğmiyor. Eğmeyeceğiz. Biz bugün burada yanımızda olan değerli iş adamlarımıza, esnaflarımıza, üyelerimize yarın gönder teşekkür ediyorum. Bunlar bizim gururumuzdur. Bunlar bizim Tekirdağ Spor'un gerçek Tekirdağ Spor sedalarıdır. Evet, işte burada Tekirdağ Spor'un önce gelirinde Salih Celik'i başkanı. Aynı zamanda Kastamonu'nun eniştesi. Ve Tekirdağ Spor yönetiminde aramıza olan da teşekkür ediyorum başkan yardımcımıza. Çok doluyum. Gerçekten doluyum. Ben isterdim ki kapalı spor salonunda büyük bir etkili yapalım. Ve siyasilerden destek alalım. Dediler ki kapalı spor salonu yapalım. Sayın Musa Bey'e ekledim. Biz Cuma günü yapacaktık, pardon Cuma günü, Pazar günü yapalım dedi, ona uyduk. Ve dedik ki, kapalı spor salonu yapalım ve tarih belirledik. Ancak son güne kadar, Cuma günü 3.800 küsür para istediler. Birliği spor ihtiyacından. Ben soruyorum, Tekirdağ Spor Kastamonu değil. Ben Kastamonu Spor'da yardım yapabilirim. Kastamonu Spor destek yapabilirim. Ancak biz Tekirdağ'da yaşadığımız için Tekirdağ Spor için fırışlarına Salih Canik'le başkanın zamanında bize şahit oldum. İstedim ki vicdanımızı yüreğimizi rahatlamak adına Tekirdağ Spor'la el ele yapıp bir program verelim. Ancak elimizden geldiği bu kadar. Tekirdağ Spor'a, Tekirdağ'dan sahip çıkmasa bizim elimizden ancak bu kadar gelir. Biz Anadolu Dernekleri olarak yönetendik. Biz birleştik. İşte burada tüm de değerli dostlarımız burada. Hepinize sevgi, saygı, şükranlarımı sunuyorum. Kastamonu'na değerli yönetim adına, gece gündüz emek veren tüm kardeşlerim adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, değerli başkanlar, değerli misafirlerimiz, tabii Tekirdağ Spor sevdalıları arkadaşlarımız, Tekirdağ Spor bir markadır. Tekirdağ Spor markası için bu programa katılan tüm davetlere ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Evet, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gerçekten Tekirdağ Spor'un bu zor gününde maddi anlamda tabii, ekonomik anlamda zor gününde Tekirdağ Spor'u yalnız bırakmayan Kastamonu'lar Derneği Başkanı, Yönetim Kurulu ve üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun başkanım. Şimdi Tekirdağ Spor'un sezon başından itibaren ben yönetim kurulu üyesi olarak Sayın Başkanımız Ahmet Biler'in de hepinize selamları, saygıları var.
Başkanımız bugün çok önemli bir maçtan dolayı İstanbul'dalar. O nedenle katılamadım programa. Sezon başından beri Tekirdağ Spor'un yaşadığı durumları hepimiz biliyoruz maddi anlamda. Gerek genel yönetimlerden, gerekse yerel yönetimlerden maalesef istediğimiz desteği alamadık. Salih Başkan oradan gülüyor zaten. O da çok yakından biliyor. Maalesef genel yönetimlerden ve yerel yönetimlerden istediğiniz desteği alamazsanız spor kulüplerinin yaşaması kolay değil. Değil mi Salih Başkan? O nedenle mutlaka bu iki güç birlik olup destek verecekler ki bu şehrin markası ayakta kalsın ve başarılı olsun. Ama maalesef olmadı. Olmadı. İnşallah 31 Mart'tan sonra söz veren arkadaşlarımız, siyasetle uğraşan arkadaşlarımız, belediye başkanı olacak olan arkadaşlarımız sözlerinde durup Tekirdağ Spor'a gerekli desteği verirler diye arzu ediyoruz. Diğer bir konuda iş adamlarımızdan biz gerekli desteği alalım maalesef. Tekirdağ'ın marka yaptığı firmalar var. Hepimiz biliyoruz. Bu Tekirdağ Spor'un, Tekirdağlıların marka yaptığı firmalar maalesef Tekirdağ Spor'a bir forma sponsoru olmaktan imtina ettiler. Çok acı bir gerçektir bu. O nedenle ben bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Bu Tekirdağ'dan Hikmetiye, ticaretten erbabı arkadaşlarımızın Tekirdağ Spor'a sahip çıkmalarını diliyorum. Yine Kastamonu'dan arkadaşlarımızın söyledikleriyle ben konuşmamı bitirmek istiyorum. İyi ki varsınız değerli Tekirdağ Spor sevdalıları. Bu birlikte ve beraberlikte bizimle Tekirdağ Spor'la birlikte devam edersiniz bu beraberliğe. Tekirdağ Spor'un mutlaka daha üstlüklerde yer alması kesinlikle olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Belediye yanında olan çok kıymetli misafirlerimize, başkanımıza yayından teşekkür ediyorum. Bu plaketi değerli misafirlerimiz, başkanlarımız, iş adamlarımızla beraber onlara da almak istiyorum. Ve hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Oraya bakarsanız. Abi gelsin, gelin.